Kim umar senden vefayı? Yalan dünya değil misin? Muhammedül Mustafa'yı alan dünya değil misin? Sihr ile donatıp kendin, meydana salan semendin, aleme mihnet kemendin, salan dünya değil misin? Kastedip halkın özüne, toprak doldurup gözüne, ehli gafletin yüzüne, gülen dünya değil misin? İşin gücün daim yalan, çok kişiden arta kalan, nice kere boşalu ben, dolan dünya değil misin? Aziz Mahmud Hüdayi, Anadolu'da yetişen büyük velilerden. 1541 yılında şerefli Koçhisar'da doğdu. Mahmud Hüdayi, Fadlullah bin Mahmud'un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi ona özel bir ilgi gösterdi. Mahmud Hüdayi, genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi, bir taraftan hocası Ramazan Efendi'ye yardım ederken, diğer yandan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmud Hüdayi, 28 yaşındayken hocasıyla Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Mahmud Hüdayi'yi oraya da götürdü. Mahmud Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerimüddin Hazretlerinden ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmud Hüdayi 33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. 3 sene Ferhadiye Medresesi'nde müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatıyla Bursa kadılığına getirildi. Bursa kadısı olarak göreve başlayan Mahmud Hüdayi Hazretleri, kadılığı esnasında bir gece rüyasında cehennemi ve cehennemin ateşinde tanıdığı bazı kimselerin yandığını gördü. Bu korkunç rüyanın verdiği dehşet ve üzüntü içindeki günlerde bir hanım bir dava getirdi. Bu dava sırasında yaşadıkları hayatında bir dönüm noktası oldu ve kadılık görevini bıraktı. Eskici Mehmet dedenin yanına gidip, "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim," dedi. O da, "Nasibiniz benden değil, üftadedendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin," dedi. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri, Üftade Hazretlerinin dergahına gitmek üzere yola çıktı. Bugünkü Molla Fenari Camii'nin doğu tarafındaki sokağa geldiğinde, atının ayaklarının bileklerine kadar kayalara saplandığını gördü. Bütün uğraşmalarına rağmen bir adım ileri süremedi. Çaresiz atından indi. Sırmalı kaftanıyla Üftade dergahına doğru yürüdü. Kadı dergaha vardığında bahçede yamalı elbiseler içinde bahçeyi çapalayan bir zat gördü. Ona hitaben, "Ben Bursa kadısı Mahmud'um. Şeyh Üftade'yi görmek istiyorum. Çabuk geldiğimi haber ver," dedi. Kadının hizmetçi zannettiği
Şeyh Üftade Hazretleri dinledi, sonra hafifçe doğrularak ''Yazıklar olsun ey kadı efendi, herhalde yanlış yere geldiniz. Burası yokluk kapısıdır ve biz bu kapının kuluyuz. Halbuki sen varlık sahibisin. Bu halde ikimizin bir araya gelmesi mümkün mü? Senin ilmin, malın, mülkün, şanın ve mamur bir dünyan var. Bizim gibi kulların Allah-u Teala'dan başka kimsesi yoktur. Atın bile gelmek istemeyip ayakları kayalara saplanmadı mı?'' buyurdu. Bu sözler ve yaptığı hata Aziz Mahmud Hüdayi'yi çok etkiledi. Gözlerinden iki sıra yaş döküldü ve ''Efendim, her şeyimi mübarek kapınızın eşiğinde terk eyledim. Dileğim, talebeniz olabilmek ve hizmetinizi görmekle şereflenmektir. Her ne emrederseniz yapmaya hazırım.'' dedi. Bu samimi ifade üzerine Üftade Hazretleri tane tane buyurdu ki, ''Ey Bursa kadısı! Kadılığı bırakacak, bu sırma kaftanınla Bursa sokaklarında ciğer satacaksın. Her günde dergaha 3 ciğer getireceksin. Her şeyi bırakacağına, her emri yerine getireceğine söz veren Mahmud Hüdayi, derhal kadılığı bırakıp ciğer satmaya başladı. Sırtında sırmalı kaftanı olduğu halde ciğerleri Bursa sokaklarında ''Ciğerci, ciğerci!'' diye bağırarak satıyordu. Bursalıların hayret dolu bakışlarına, kadınların ve çocukların alay etmelerine hiç aldırmıyordu. Onu görenler, ''Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi aklını oynatmış, tımarhanelik olmuş.'' diyorlardı. Bu şekilde nefsini kırıp ruhunu yükseltmek için her türlü alaya alınmaya katlanıyordu. Her akşam dergaha geldiğinde hocası ona, ''Bugün ne yaptın, ciğerleri satabildin mi?'' diye soruyor, o da başından geçenleri anlatıyordu. Üftade Hazretleri daha sonra yeni talebesinin nefsini iyice kırmak ve terbiye etmek için onu dergahta helâ temizleme işiyle vazifelendirdi. Hüdayi bir gün abdesthaneleri yıkarken kulağına davul zurna sesleri geldi. Şöyle bir kulak kabarttığında kendi yerine tayin olunan yeni kadının geldiğini ve halkın karşılamaya çıktığını öğrendi. Bir anlık dalgınlıkla kendi kendine ''Yeni kadı geliyor ha? Biçare Mahmud, sen böyle bir mesleği bıraktın, şimdi abdesthanelerde temizlik yapıyorsun.'' diyerek nefsinin aldatmasına yakalandı. Ancak daha bu düşünceler geçer geçmez derhal toparlandı ve ''Mahmud, sen şeyhine nefsini ayaklar altına alacağına dair söz vermemiş miydin?'' diyerek bu hale tövbe etti. Böylece nefsinin istek ve arzularına sırt çevirip istemediği şeyleri yapmakta büyük gayret sarf eden Aziz Mahmud Hüdayi, kısa zamanda üstadının en önde ve gözde talebesi oldu. Kütüphaneler dolusu kitabın ona öğretemediğini, Üftade Hazretlerinin bir bakışı öğretiyor, gönlünden geçen bir sualine 1000 cevap birden veriyordu. Bir gün Üftade Hazretleri talebeleriyle kırlarda sohbet etmişlerdi. Bir ara talebeler etrafa dağılarak her biri birer demet çiçek topladılar. Hüdayi Efendi ise elinde kurumuş ve sapı kırılmış bir çiçek olduğu halde döndü. Herkes hediyelerini şeyhleri Üftade Hazretlerine takdim etmiş, o da kabul ederek memnuniyetini belirtmiş ve dualar etmişti. Hüdayi de hediyesini verince Üftade Hazretleri, ''Oğlum, arkadaşlarınız demet demet çiçek getirdiler. Siz bize bir tek solmuş çiçeği mi layık gördünüz?'' buyurdu. Hazreti Hüdayi de, ''Efendimize ne getirsem azdır. Fakat koparmak için el uzattığım her çiçek
Allah-u Teala'yı tesbih ediyordu. Bu tesbihi işiterek el çekip hiçbirini koparamadım. Ancak kurumuş ve sapının kırılmış olmasından dolayı bu çiçeği tesbihten kesilmiş gördüm. Bu sebeple bunu getirebildim. Aziz Mahmud Hüdayi bu cevabıyla şeyhinin bir kat daha muhabbet ve teveccühünü kazandı. Çünkü Üftade Hazretleri Hüdayi'ye her zaman ''Evladım, her zerrede hakkı göreceksin, her zerreye hak muamelesi yapacaksın, başka yolu yok, bu böyledir.'' derdi. Sevinci, talebesinin bu mertebeye ulaşmasından geliyordu. Böylece Muhammed Üftade Hazretleri Hüdayi'ye icazet verdi ve onu çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'a İslamiyet'i yaymak, emir ve yasaklarını bildirmek üzere gönderdi. Aziz Mahmud Hüdayi ailesiyle birlikte Sivrihisar'a giderek hizmete başladı. Ancak burada sadece 6 ay kadar kalabildi. Kısa süre sonra yeniden Bursa'ya geldi ve hizmete devam etti. Bu hizmetlerinden çok memnun olan Muhammed Üftade, ''Oğlum, padişahlar ardınca yürüsün.'' diye dua etti. O sene Üftade Hazretleri vefat etti. Aziz Mahmud Hüdayi, manevi bir işaretle Trakya'ya gitti. Bir müddet sonra da Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi vasıtasıyla İstanbul'a geldi. Küçük Ayasofya Camii tekkesinde hocalık yapmaya başladı. Bu arada Fatih Camii'nde talebelere tefsir, hadis ve fıkıh dersleri verdi. Burada kaldığı müddet içinde İlim ve devlet adamlarına kadar uzanan geniş bir çevre edindi. Bu arada Üsküdar'da kendi dergahının bulunduğu yeri satın aldı. Buraya dergahını inşa etti. Dergahında yüzlerce talebenin yetişmesi için çok uğraştı. Kısa zamanda namı her tarafta duyuldu. Akın akın talebeler dergahına koştular. Hasta kalplerine şifa olan sohbetlerine kavuştular. Onun feyiz ve bereketleriyle marifetullah'a kavuştular. Dergah, en fakirinden en zenginine ve en üst kademedeki devlet ricaline kadar her tabakadan insanlarla dolup taşıyordu. Devrin padişahları da ona hürmette kusur etmiyorlardı. 3. Murat Han, 3. Mehmet Han, 1. Ahmet Han, 2. Osman Han ve 4. Murat Han'a nasihatlerde bulundu. 4. Murat Han'a saltanat kılıcını kuşattı. 1595 yılında İranlılarla yapılan Tebriz seferine Ferhat Paşa ile beraber katıldı. Zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulundu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin çeşitli camilerde vaaz vermesi için sevenleri devamlı taleplerde bulundular. O, Üsküdar iskelesindeki Mihrimah Sultan Camii ile Sultanahmet Camii'nde belli günlerde vaaz ederek insanlara feyiz ve marifet sundu. Aziz Mahmud Hüdayi'nin talebesi olmakla şereflenmek için herkes birbiriyle yarışıyordu. Bunların başında Sadrazam Halil Paşa, Dilaver Paşa, Şeyhülislam Hoca Saadettin Efendi, Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi, Okçuzade Mehmet Efendi, İbrahim Efendi, Nevizade Atayi Efendi geliyordu. O zaman da Hüdayi Dergahı İstanbul'un en mühim bir kültür merkezi haline geldi. Pek çok alim yetişti. Osmanlı tahtında 20 yıl kadar saltanat süren 3. Murat Han, Hüdayi Hazretlerine büyük muhabbet besler ve yapacağı işlerde onunla istişare yapardı. Padişah,
1595 Haziran'ında vefat ettiği zaman yerine geçen 3. Mehmet Han ve ondan sonra tahta çıkan 1. Ahmet Han da Şeyh Hüdayi Hazretlerine büyük bir saygıyla bağlıydılar. Bir gün Sultan 1. Ahmet Han rüyasında Avusturya kralıyla güreş tuttuğunu fakat kendisinin arka üstü yere düştüğünü görmüştü. Zahiren bakıldığında rüya çok korkunçtu. Sabahleyin derhal huzura getirilen alimler ve rüya tabircilerinden hiçbiri bu rüyayı padişahı tatmin edecek şekilde tabir edemedi. Nihayet Üsküdar'da bulunan Aziz Mahmud Hüdayi'nin bu rüyayı tabir edebileceğini arz ettiler. Padişah 1. Ahmet bir mektup yazarak yakınlarından biriyle gönderdi ve tabir edilmesini rica etti. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri cevaben padişaha bir mektup gönderdi. Deniyordu ki, Allah-u Teala insan vücudunda arkayı, cansız mahluklardaysa toprağı en kuvvetli olarak yarattı. İnsanla toprağın birbirlerine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demektir. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla bu iki kuvvet birleşmiştir. Dolayısıyla bu rüyadan İslam'ın temsilcisi olan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşıldı. Padişah bu tabiri pek beğendi ve derhal Aziz Mahmud Hüdayi'ye 1000 altın gönderdi. Diğer taraftan Aziz Mahmud Hüdayi'nin hanımı hamile olup doğumu yaklaşmıştı. Fakir oldukları için doğacak çocuğun ihtiyaçlarını alamamışlardı. Çünkü Hüdayi Hazretleri kapısına gelen, kendisine el açan fakir ve ihtiyaç sahiplerine hiç düşünmeden nesi olsa verirdi. Bu sebeple çoğu kez evde yakacak mum bile bulamazlardı. Bu sebeple hanımı, ''Bursa kadılığını bıraktın, medrese hocalığını terk ettin, elindeki malını, mülkünü ona buna vererek harcadın, dünyaya gelecek yavruya saracak bir bez parçası bile yok.'' diye yakınıyordu. Tam bu sırada kapı çaldı. Hüdayi Hazretleri kapıya doğru giderken hanımına da, ''Hatun, Allah-u Teala istediğin dünyalığı gönderdi.'' buyurdu. Kapıyı açtığında Sultan Ahmet Han'ın hediyelerini ve bir kese içinde gönderdiği 1000 altını alarak hanımına teslim etti. Ertesi günde padişah kendisi gelerek elini öptü ve talebesi olmakla şereflendi. Sultan Ahmet Han bir gün Hüdayi Hazretlerine bir hediye göndermiş, o da bunu kabul etmeyerek iade etmişti. Padişah bu sefer aynı hediyeyi Şeyh Abdülmecid Sivasi'ye gönderdi. Onun kabul etmesi üzerine bir gün padişah kendisine ''Bu hediyeyi Hüdayi'ye gönderdiğim halde kabul buyurmadılar.'' dedi. Abdülmecid Sivasi de ''Padişahım, Hüdayi bir ankadır ki laşeye tenezzül etmez.'' cevabını verdi. Padişah birkaç gün sonra Hüdayi Hazretlerinin sohbetine gidince ''Geri gönderdiğiniz hediyeyi Abdülmecid Efendi kabul etti.'' dedi. Bu söz üzerine Hüdayi Hazretleri de ''Sultanım, Şeyh Abdülmecid bir deryadır. Ona bir katre necaset düşmekle pislenmiş olmaz.'' diyerek zarifane bir cevap verdi. Sultan Ahmet Han büyük bir cami yaptırmak istiyordu. Kararını verdi ve yerini tespit ettirdi. Temel atma merasimi için hocası Aziz Mahmud Hüdayi ve diğer alimleri davet etti. Kurbanlar kesildi. Temel atmak için ilk kazmayı Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri vurdu. Padişah yoruluncaya kadar temel kazdı. Böyle bir başlangıçtan yıllar sonra cami yapıldı ve açılışını yapmak ve cuma hutbesini okumak üzere Aziz Mahmud Hüdayi davet edildi. Ancak o gün
beklenmedik bir şey oldu. Önce bardaktan boşanırcasına yağmur başladı. Sonra fırtınayla beraber denizde dalgalar büyüdü, yükseldi ve şiddetlendi. Bu şartlar altında Üsküdar'dan Sarayburnu'na geçmek imkansızlaşmıştı. Ne var ki Şeyh Hazretleri hünkâra söz vermişti. Bu sebeple Üsküdar iskelesine geldi ve bir kayık kiralayarak içine atladı. O binince sadık talebeleri de bindiler. Böylece Şeyh Hazretleri yanında birkaç talebesiyle birlikte Sarayburnu'na doğru açıldı. Allah-u Teala'nın izniyle kayığın ön, arka ve yanlarından bir kayık mesafesinde deniz, süt liman oluyor, dalgalar kayığa hiç tesir etmiyordu. Bu şekilde herkes korkudan denize çıkamazken Aziz Mahmud Hüdayi kayığıyla selametle karşıya geçti. Üsküdar'la Sarayburnu arasındaki bu yola Hüdayi yolu dendi ki fırtınadan uzak, selametle gidilen bir deniz yolu olduğu kabul edilir. Sultan Ahmet Han bir gün bazı devlet erkanıyla gezmeye çıkmışlardı. Ormanlık bir yerde istirahat ederlerken hizmetçiler bir koyun kesip kızartarak padişaha ikram ettiler. Sultan Ahmet Han besmele çekerek elini ete uzattığı an Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri beliriverdi. Padişaha, "Sultanım, sakın yemeyiniz, o et zehirlidir." buyurdu. Etten bir miktar kesip oradaki bir köpeğe verdiklerinde köpeğin derhal öldüğü görüldü. Sultan Ahmet Han, Peygamber Efendimizin mübarek Kadem-i Şerif'in izi bulunduğu bir taşı Mısır'da Kayıtbay Türbesi'nden İstanbul'a getirtmiş ve Eyüp Camii'ne koydurmuştu. Sultanahmet Camii tamamlanınca da Nakş-ı Kadem oradan alınarak buraya nakledildi. Nakil işinin yapıldığı günün gecesinde Sultan Ahmet şöyle bir rüya gördü. Bütün padişahların toplandığı yüce bir divanda Peygamber Efendimiz kadılık yapmaktadır. Kayıtbay Türbesi'ni ziyarete vesile olan Kadem-i Şerif resmini kendi camiine nakleden Sultanahmet'ten davacıdır. Peygamber Efendimiz davacıyı dinledikten sonra Kadem-i Şerif'in alındığı yere geri verilmesi istikametinde karar verir. Suçlu mevkiinde oturan Ahmet Han kan ter içerisinde uyanır ve derhal Şeyhi Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerine giderek rüyasını anlatır. Hüdayi Hazretleri rüyayı emanetin derhal yerine gönderilmesi şeklinde yorumlar ve Kadem-i Şerif taşı Kayıtbay Türbesi'ne iade edilir. Bu hadise üzerine Sultan 1. Ahmet Kadem-i Saadet-i Peygamberi şeklinde bir sorguç yaptırıp cuma, bayram ve diğer resmi günlerde bereketlenmek için hilafet sarığına takmaya başlar. Ayrıca bir tahta üzerine resmedilen Kadem-i Şerif'in kenarına da "Nola, tacım gibi başımda götürsem daim, kademi resmini daim Hazreti Şah-ı Rusul'ün, gül-i gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda durma, yüzün sür kademine o gülün." kıtasını kendi hattıyla yazıp Şeyhi Hüdayi Efendi'ye gönderdi. O da bunu dergahının duvarına astırdı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri bir gün Ahmet Han'ı ziyarete gitmişti. Padişah, "Efendim, acaba Zat-ı Âlinizin bizlere bir vaadiniz, bir müjdeniz yok mudur?" diye sorunca Mahmud Hüdayi ellerini kaldırarak, "Ya Rabbi, kıyamete kadar bizim yolumuza katılan, bizi sevenler ve ömründe bir kere türbemize gelip ruhumuza Fatiha okuyanlar bizimdir. Bize talebe olanlar denizde boğulmasınlar. Ömürlerinin sonlarında fakirlik görmesinler. İmanlarını kurtararak gitsinler ve öleceklerini bilip haber versinler." diye dua eyledi. Aziz Mahmud Hüdayi zamanında
İstanbul'da veba salgını olmuştu. Öyle ki her gün yüzlerce insan vebadan ölüyordu. Her evi üzüntüye boğan bu afet karşısında halk toplanıp Aziz Mahmud'a başvurdular. Dua edip salgından kurtulabilmeleri için talepte bulundular. Fakat Mahmud Hüdayi, "Bu gibi hususlara karışmak bize uygun değildir." buyurduysa da halk dua etmesi için ısrar ettiler. Onların bu ısrarına dayanamayan Aziz Mahmud Hazretleri, "Karacaahmet mezarlığına gidiniz. Bir servi ağacının altında sadece hasırı bulunan yaşlı bir kimse oturur. İsmine Hasırpuş Dede derler. Onu bulunuz ve derdinizi anladınız. Şayet reddederse bizim gönderdiğimizi söyleyiniz," dedi. Herkes sevinç içinde Karacaahmet mezarlığına gitti. Hasırpuş Dede'yi bulup durumu anlattılar. Hasırpuş Dede önce kabul etmedi. Mahmud Hüdayi'nin gönderdiğini öğrenince derhal ayağa kalkarak ellerini açtı ve dua etti. Gelenlere dönerek, "Bugün bir kimsenin daha cenaze namazı kılınsın da sonra veba salgını dursun," dedi. O günden sonra veba salgınından ölen olmadı. Zengin bir kimse Mahmud Hüdayi'nin üstünlüğünü görmek, anlamak için huzuruna gitti. Hiç kimseye göstermeden Mahmud Hüdayi'nin seccadesinin yanına elindeki altın dolu keseyi bıraktı. Ayrılmak için izin isteyince Mahmud Hüdayi, "Bırakmış olduğunuz altınlarla hem dünya hem de ahiret mamur edilebilir. Altın veliye de deliye de lazımdır. Onun için bu altınları hayır yoluna sarf etmek üzere kabulünde bir mahsur görmüyor, reddetmeyi uygun bulmuyorum," deyince o zengin, "Efendim, kalbimde gizlediğim şeyleri aynen ifade ettiniz," dedi. Ve Aziz Mahmud Hüdayi'ye muhabbeti ve hürmeti artmış bir şekilde huzurdan ayrıldı. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 senesinde hakiki aleme göçtü. Vefatından önce talebeleriyle ve tanıdıklarıyla helalleşti, vasiyetini yaptı. Son nefeste de kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etti. Türbesi Üsküdar'daki dergahındadır. Aşıkları onu ziyaret etmekte feyiz ve bereketlerinden istifade etmektedirler. 7'si Türkçe 30 kadar eser yazdı. Zengin vakıflar ve manevi miraslar bırakarak ebediyet alemine göçtü. Sevenleri için şu duası meşhurdur: "Sağlığımızda bizi, vefatımızdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçtiğinde Fatiha okuyanlar bizimdir. Bizi sevenler denizde boğulmasın. Ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin. İmanlarını kurtarmadıkça göçmesin." Hayattayken erkek evlatlarının hepsi vefat etmiş bulunan Hüdayi Hazretlerinin nesli kızları vasıtasıyla devam etmiştir. Daha büyük keramet mi olur? Aziz Mahmud Hüdayi bir gün Sultan Ahmet Han'la sarayda sohbet ediyordu. Bir ara abdest tazelemek istedi. İbrik ve leğen getirdiler. Padişah hocasına hürmeten ibriği eline aldı ve abdest suyunu döktü. Sultan Ahmet Han'ın annesi de kafes arkasında havluyu hazırlamıştı. Valide Sultan kalbinden "Aziz Mahmud Hüdayi'nin bir kerametini görseydim," diye geçirmişti. Bunun üzerine Mahmud Hüdayi,
Valide Sultan'ın gönlünden geçenleri anlayarak, ''Hayret, bazıları bizim kerametimizi görmek isterler. Halife-i Ruh-i Zemin'in elimize su döküp, muhterem validelerinin havlu hazırlamasından daha büyük keramet mi olur?'' buyurdu. Sultanlar rikabında yürüsün. Bir gün Sultan Ahmet Han, mürşidini ziyaret için Üsküdar'a gelmişti. Çarşıdan geçerken Hüdayi Hazretlerinin alışveriş ettiğini gördü. Genç hünkâr bu esnada attaydı. Derhal atından indi, hocasının elini öptü ve atına binmesi için rica etti. Bir müddet Hüdayi Hazretleri at sırtında önde ve padişah da yaya olarak ardınca yürüdüler. Kısa bir süre sonra Mahmud Hüdayi, dünyayı titreten koca bir padişahın arkasında yaya yürümesine razı olmadı ve ''Sultanım, sırf hocam Muhammed Üftade Hazretlerinin duası ve emri yerine gelsin diye bindim. Çünkü o, padişahlar rikabında yürüsün.'' diye dua etmişti. Buyurarak atından indi. Ata tekrar Sultan Ahmet Han'ı bindirdi. Sultan Ahmet Han'ın bu hadiseden sonra şu beyitleri söylediği belirtilir. Varımı ben Hakk'a verdim, gayrı varım kalmadı. Cümlesinden el çekip pes dü cihanım kalmadı. Çünkü Hubbullah erişti, çekti beni kendine, açtı gönlüm gözünü, gayri gümanım kalmadı. Evliyanın himmeti yaktı beni kül eyledi. Safiyim, buldum safayı, dü cihanım kalmadı. Ahmedi der, ya ilahi, sana şükrüm çok durur. Hamdülillah, aşkı haktan gayri varım kalmadı. Söyleyelim zevk ile, la ilahe illallah. Aşk ile, hem şevk ile, la ilahe illallah. Cehennemden ayırır, dost yolunu kayırır, ruhumuzu doyurur, la ilahe illallah. Masivadan uzaklaş, kesret engelini aş, ebedi nura yaklaş, la ilahe illallah. Dertlilerin dermanı, tesbihlerin sultanı, Hakk'ın yüce lisanı, la ilahe illallah. Diller nice hayran olur, esrar-ı zikrullah ile, yollar bütün asar olur, asar-ı zikrullah ile. Zikri bilir habl-i metin, sağlam tutar ihvan-ı din. Eğer zahir, eğer batın, izhar-ı zikrullah ile. Nefsin hevasına uyma, gece gündüz çok uyuma. Zikreyle hakkı daima, tekrar-ı zikrullah ile. Dertli ruhlar mesrur olur, ayinesi billur olur, cümle alemler nur olur, envar zikrullah ile. Terk et şek ve inkârı, tevhide gel tevhide, sağlam eyle ikrarı, tevhide gel tevhide. Koyup kuru inkârı, candan eyle tevhidi,
bulma her ümidi, tevhide gel tevhide. Surete tapma sakın, manalı yüze bakın, olma hakka yakın, tevhide gel tevhide. Nefse inanmayasın, bilirim sanmayasın, ateşe yanmayasın, tevhide gel tevhide. Kuru sevdalardan geç, karanlıkta iyi seç, yolcu gider kalma geç, tevhide gel tevhide. Nefsin olmasın perde, sonra düşersin derde, kaybolma ara yerde, tevhide gel tevhide. Kibrinle düşme kine, yardım eyle hak dine, yapış habli metine, tevhide gel tevhide. Geliniz şükredelim, dertlere derman gelsin, Mevla'yı zikredelim, canlara canan gelsin. Varımız hak edelim, yakamız çak edelim, kalbimiz pak edelim, tahtına sultan gelsin. Terk eyle cümle varı, koma elden ikramı, mahvet şek ve inkarı, yerine iman gelsin. Bakma yalan dünyaya, düşme kuru sevdaya, yalvar ulu Mevla'ya, lütf ile ihsan gelsin. Günah defterini dür, masivayı dilden sür, hakkı anla bula gör, ilimle irfan gelsin. Hüdayi, aç gözünü, pak eyle kendi özünü, hakka döndür yüzünü, her işin asan gelsin. Ey oğul! Bir mecliste bulunduğun zaman az konuş. Sana sorulmayan şeye cevap verme. Bir şey sorulursa cevabını bilmiyorsan bilmiyorum de. Bilmediğine bilmem demek ilmin yarısıdır. Eğer cevabını biliyorsan kısa cevap ver. Sözü uzatma. Mecliste bulunanlara imtihan için bir şey sorma. Onlarla münazara ve münakaşa etme. Kendini beğenerek en başa, yukarıya oturma. Edebe çok riayet eyle. Edepsizlik her zaman ve her yerde yasak ve sevimsizdir. Her yerin kendine mahsus bir edebi vardır. Arkadaşlarına cömertlik et ve iyi muamelede bulun. Dünya sevgisini gönlünden çıkar. Allah-u Teala'nın rızasına kavuşmak yolunda senin önüne ve yoluna bir şey engel olursa onu terk eyle. Ey oğul! Dünya ve dünya nimeti hayaldir. Gök kubbesi altında hiçbir şey aynı hal üzere kalmaz. Hep değişir. Onun için dünya malına, makamına ve dünya hayatına güvenme. Biz bu dünyada misafiriz, yolcuyuz. Sonunda ayrılıp gideceğiz. Sıkıntın varsa üzülme. Bir an sonra ne olacağımız belli değil.